Çünkü konumuz hızla bozduğumuz cilt bariyerimizi nasıl hızlı olmayan bir şekilde düzeltebiliriz. Konumuz bu. Bunun için 3 ana başlığımız var. Bunların birincisi ve en önemlisi cildimizi temizlemek. Yani cildimizi kirlerden arındırmak, makyajdan arındırmak, yani yüzümüzü yıkamak. Yani hiç öyle bakma, gerçekten ben her ay cilt bakımına gidiyorum, işte güzellik merkezlerine gidiyorum diye yüzünü yıkamayan bir sürü insanla karşılaştım. O yüzden en önemli olan şeylerin başında yüzümüzü yıkamak, cildimizi temizlemek geliyor. Şimdi bu temizleyicilerden de hangisini tercih etmemiz lazım diye baktığımız zaman aslında çok geniş bir skala var. Ama böyle bir durumda genel olarak jel tarzı olan ürünler biraz daha agresif ürünler oluyor. Yani bozulmuş bir cilt bariyerini onarmamıza pek yardımcı olmuyor. O yüzden böyle bir durumda krem formunda temizleyicilerle veya böyle hafif köpük formundaki temizleyicilerle yüzümüzü temizleyebiliriz. İkinci maddemize gelirsek. İkinci maddemiz nemlendirmek. Nemlendirmek zaten bütün anti-aging basamaklarının başında gelen bir şey. Ama bunun dışında cildin eski yapısına kavuşmasını sağlamak için en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Böyle bir durumda hangi ürünleri tercih edebiliriz diye baktığımız zaman en başta, hatta geçen sene çok popüler olan ürünler sika kremler geliyor. Bu sika kremler evet bir miktar nemlendirme sağlıyor ama aslında bunların görevi cildin bozulan yapısını onarmak, tamir etmek yani. O yüzden bunlar hatta çoğu kişi tarafından işte günlük nemlendirici olarak da ben bunları kullanıyorum. İşte lekelerime çok iyi geldi, işte cildimin bariyerini çok güzel düzeltti, düzenli kullanıyorum falan gibi çok pazarlandı ama bunlar onarım kremleri. Yani cildimizin bariyerini onarırken kullanacağız. Sonrasında bırakmamız gereken kremler, sonrasında uygun bir nemlendiriciye geçebiliriz. Bunlar ne olabilir? Mesela seramit içeren kremler olabilir. Çünkü seramit cildimizin yüzeyinde kendisi bir bariyer oluşturacağı için onarımına ve cildimizin nemin hapsetmesine sebep olacağı için çok güzel olan seçeneklerin başında geliyor. Bir diğeri benim en sevdiğim hyaluronik asit. Çünkü hyaluronik asit hali hazırda vücudumuzda olduğu için zaten bahsetmiştik bundan. Hem çok güzel nem veriyor hem de çok güzel onarıyor. Ve alerji yapma ihtimali neredeyse yok. Tabii o videodan hatırlarsanız hyaluronik asiti kullanırken, hani o tarz ürünler kullanırken bol su içmeyi de ihmal etmememiz lazım. Yani cildimizin bariyerini sağlamlaştırmak için uygun miktarda su tüketimi de çok önemli. Bunlara ek olarak bir de omega 3 kullanımı gerçekten cildin düzelmesini, o kızarıklıkların, kaşıntıların veya pul pul dökülmelerin önüne geçen en güzel takviyelerden bir tanesi. Evet, üçüncü maddemiz sizce ne olabilir? Tabii ki güneş kremi kullanmak. Güneş kremi kullanırken de güneş kremlerinin de bir sürü çeşidi olduğu için cildimize uygun bir güneş kremi seçmemiz gerekiyor. Yani içinde herhangi bir matlaştırıcı bulunmayan veya leke karşıtı bir içerik barındırmayan, daha çok böyle hassas ciltler için veya nemlendirici etkili güneş kremlerini tercih edersek cildimiz toparlanana kadar çok daha iyi bir bakım yapmış oluruz. Evet, bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Görüşmek üzere.